İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin basın açıklaması. Artsakh Ombudsmanı, Azerbaycan silahlı üslerinin barışçıl yerleşimlerin çevresinden derhal kaldırılması hayat önem taşımaktadır. Azerbaycan'ın provokasyonu sonucunda üç Ermeni asker şehit edildi. Biz Türklerle beraber yaşayamayız. Artsakh'ın Norşen köyü barış çağına inanmıyor. Doğu Ermenistan Batı Ermenistan Birliği'nin ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesinin yolu. Kilikya Katoygosu 1. Aram'ın mesajı. Batı Ermenistan şehirlerini tanıyalım. Zeytun. Batı Ermenistan Hükümeti Basın Servisi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan'ın 2021'de yaptığı ve 2022'de yapılacak işlerle ilgili yayınladığı raporuna gelen cevaplara atıfta bulunarak Western Armenia TV, YouTube, internet sitesi ve Facebook sayfasında haberlerin yer aldığı konuşmanın ardından büyük bir yankı geldiğini memnuniyetle belirtiyor. Batı Ermenistan hükümeti başbakanın yaptığı konuşma binlerce insanın kapalı bir sistemde yaşamaya vizyonunu kırmayı, sistemi açmayı ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Türklerin gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle yurtlarından mahrum bırakılan ve tüm dünyaya yayılan Ermenilere, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç siyasi sorunlarını çözme gündemini terk etmek gerektiğini ve Ermenistan devletini ve Ermeni sorununu açık bir sistem içinde ele almayı öğretti. Jeopolitik algılardan yola çıkarak Ermenistan'ın sorunlarının çözümünü Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin süreklilik ve taleplerinin uygulanmasında görmesi halinde bir geleceği olduğu anlaşılmalıdır. 10 milyonlarca Ermeni devlet fikri etrafında birleşmeli, tüm çabalarını ve entelektüel potansiyellerini bu kutsal işe yöneltmelidir. Daha fazla yankılarınızı bekliyoruz. Batı Ermenistan Hükümeti Basın Servisi Artak Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu toplanan kayıtlara göre, Azerbaycan tarafının barışçıl yerleşim yerlerinin yakınında bulunan mevzilerden yerleşim yerleri yönüne, daha sık ateş açıldığını belirtiyor. Arta Ombudsmanı açıklamasında, Azerbaycan tarafından sivil yerleşimlerin hedef alınması, sivil halkın haklarına her şeyden önce yaşam hakkına bir tacizdir. Azerbaycan'ın suç eylemleri Arta halkını korkutmayı, korku ve umutsuzluk atmosferi yaratmayı amaçlıyor. Arta halkının güvenliği ve haklarının uygun şekilde korunması açısından Azerbaycan silahlı üslerinin barışçıl yerleşimlerin çevresinden derhal kaldırılması hayatı önem taşımaktadır denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre 11 Ocak'ta Ermeni Azeri sınırının doğu yönünde Azerbaycan birliklerinin düzenlediği provokasyon sonucu Assubay Çavuş Rudik Garipyan 2002 doğumlu Artur Mkhitaryan 2002 doğumlu şehit düştü. Aynı gün gece yarısı Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir asker olan Vahan Babayan'ın 2003 doğumlu ateşli silahla vurulmuş cesedi bulundu. Batı Ermenistan hükümeti kayıpların acısını paylaşıyor, şehit düşen askerlerin aile üyelerine, akrabalarına ve tüm Ermenilere başsağlığı ve desteklerini ifade ediyor. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın bu gibi sürekli hale gelen tüm suç eylemlerini şiddetle kınamaktadır. 2020 savaşından sonra özellikle Artsakh'ın Martuni bölgesi üç taraftan kuşatma altındaydı ve bölgedeki yerleşimler farklı yönlerden doğrudan düşmanın hedefi altında bulundu. Sadece birkaç yüz metre mesafede bir tepede Azerbaycan müfrezesi konuşlandı ve köyün tüm hareketini gözlemlemektedir. Norşen köyü 18. yüzyılda kuruldu ve yeni bir yerleşim yeri olması nedeniyle Norşen olarak adlandırıldı. Şu anda Norşen'e ulaşmanın iki yolu var. Biri asfaltlı ve rahat ama uzun, diğeri köylerin içinden kayalık, dağlar, kanyonlar ve güzel manzaralar arasından geçiyor. Burada çalışmak uzak bir hayal. Özellikle kış aylarında insanlar iş için yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Kilise, köyün ilk sakini olan Batı Ermenistan'dan göç eden Papaz Garabet tarafından yaptırılmıştır. Köyün çiftliklerinde son 100-150 yıldır özellikle Azeriler çalışmış, sürekli suç işleyip köylüleri öldürmüşler. Köylüler Türklerle birlikte yaşayamayacaklarını iddia ediyor. Köyün okulunda 55 öğrenci okuyor. Okula giden yol doğrudan düşmanın hedefi altında. Buna rağmen çocuklar okul bahçesinde oynuyorlar. Ermenistan, Artsakh dahil Batasya'nın gelecekteki siyasi haritasında nasıl bir yere sahip olacak? Denize erişimi olmayan toplam 41.2 bin kilometre karelik alan yaşanabilir bir devlete sahip olmak için yeterli değil. Ülkemizin tek güveni yaklaşık 10 milyon Ermeni ve onların yerine getirilmemiş haklarıdır. Bununla birlikte Batı Ermenistan asimilasyon tehlikesi gibi ciddi bir sorun ile karşı karşıyadır. Eğer bugün Ermeni kimliğinin korunması vurgusu ile ortak çaba gösterilmezse Ermeni ulusal kimliğinin kaybı Batı Ermenistan için evrensel bir tehdit haline gelecektir. Doğu Ermenistan ve Batı Ermenistan vatanseverlik hakkıyla birleşmezlerse o zaman mahkumdurlar. Ermeniler güçlü olmadığı sürece Ermeni iddiasından ve Ermeni jeopolitiğinden bahsetmek en azından saflık olur. Batı Ermenistan'ın yeniden düzenlenmesi Ermenistan Cumhuriyeti ve Arsah'ın güçlendirilmesi için zorunlu bir sorundur. Bu ileti Kilikya Gatoygos'u birinci aramın mesajında belirtilmiştir. Gatoygos mesajında Ermeni halkının çeşitli zorluklarla ve Batı Ermenistan'ın daha da fazla zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Çünkü orada belirsizlikler, fırtınalara karşı verilen mücadeleler, kimlik arayışları gibi durumlar hakim. Bu tür sorunlar Batı Ermenistan'ın yeniden örgütlenmesini ve canlandırılmasını zorunlu kılıyor ifadesi yer aldı. Batı Ermenistan'daki Kilik Eya bağlı Zeytun kenti ve aynı adı taşıyan ilçesinde 1780-1909 yılları arasında Zeytun halkı can ve haklarını korumak için 41 kez silaha sarıldı. 1915'teki Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'ten önce Zeytun ilçesi yaklaşık 20 bin Ermeni nüfusa sahipti. Zeytun'da Ermeniler el sanatları, ticaret, tarım ve ziraat işleriyle uğraşıyorlardı. Soykırım trajedisi Zeytun'u da es geçmedi. Zeytun halkı sürgün edildi ve katledildi ama bu daha son değildi. Soykırımdan kurtulan Zeytun halkı 1930'lu yıllarda yaşama ve vatanlarını diriltme isteklerini ifade ederek Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'ın kuzey kesminde Nor Zeytun mahallesini kurdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size tulum sanatçısı Soğumun Bağdasaryan tarafından icra edilen eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.